var, haberim var, haberim var, haberim var, haberim var efendim. Sizlerden biraz müsaade isteyeceğim. Ezan-ı Muhammediye okunuyor. Şimdi eğer değerli milletvekillerim bizlere müsaade ederlerse burayı bir boşaltalım öncelikle. Aziz Başkanım siz kalınız lütfen. Burayı boşaltalım. İlçe Başkanımız, İl Başkanımız, İlçe Belediye Başkanı adayımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız kalacak sadece. Çok teşekkür ediyoruz milletvekillerimize. Çok teşekkür ediyoruz milletvekillerimize. Bugün İzmir'deki son halk buluşmamız gerçekten biraz önce de ifade ettiğim gibi tam 360 derece miting gerçekleştiriyoruz. Bu otobüsün sağ tarafı caddenin başına kadar dolu. Sol tarafı keza yine öyle. O kadar çok kalabalıksınız ki. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Balkonlarından ve camlarından ve iş yerlerinden mitingimizi izleyen çok saygıdeğer torbalılar, bir kez daha soruyorum. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Mart'ın sonu! Mart'ın sonu! Mart'ın sonu! Yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan, sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti, barış ve kardeşliği pekiştirecek ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri İzmir Milletvekilimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu selamlıyor sizleri. Hepinize teşekkür ederim. Önce şunu söyleyeyim. İzmir milletvekili olarak bana bu fırsatı verme, yani sizlere hitap etme fırsatı verdiğiniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Ve İzmir milletvekili olmaktan da gurur duyuyorum. Efendim sizinle kısa bir sohbet yapacağız. Fazla uzun olmayacak. Bir, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. İki, asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla. Gideceğiz sandıkta oylarımızı kullanacağız. Ve kullandıktan sonra CHP'li olan yerlerde CHP'li belediye başkanı, İyi Partili olan yerlerde İyi Partili belediye başkanlarını seçeceğiz. Anlaştık mı? Üç, bunu yaptığımız ve sonuç aldığımız takdirde bütün dünyada şu yankılanacaktır. Bütün baskılara rağmen halk sandığa gitti Türkiye'de ve demokrasiye sahip çıktı. Demokrasiye sahip çıkma iradesini hep birlikte göstereceğiz. Ve Mustafa Kemal'in Türkiye'sini yeniden demokrasiyle taşlandıracağız. Az önce belediye başkan adayımızı dinledim. Artık onu aday demiyorum. Belediye başkanımızı dinledim. İsmail Bey'i dinledim.
Belediye başkanımdan iki şey istiyorum. İki şey. Güzel. Seçtikten sonra geleceğim. Başkan bir kahve ısmarlarım bilemiyorum ama beraber gideceğiz. Bir çay kahvesini içeceğiz herhalde. İki şey istiyorum. Bir, seçildiğin andan itibaren inşallah Torbalı halkı seni belediye başkanı olarak seçecektir ve sen o makama oturacaksın. O makama oturduğun andan itibaren hiçbir ayrım yapmadan şu mahalle bana oy verdi, şu mahalle bana oy vermedi, şu vatandaş oy verdi, şu vatandaş oy vermedi, şu esnaf bana biraz mesafeli davrandı diye davranmayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Söz mü başkan? Söz. Birinci sözü aldık. Ama ayrıcalık yapmayacaksın derken bir ayrıcalık yapmasını ben istiyorum. Torbalı'da fakir bir mahalle varsa, o mahallede fakirler oturuyorsa oraya ayrıcalıklı davranacaksın, daha fazla hizmet götüreceksin. Anlaştık mı başkan? Söz anlaştık. Söz anlaştık. Üç, bütçe görüşmeleri sırasında dedim ki asgari ücret net 2200 lira olmalı. Asgari ücret en düşük ücrettir. Açlık sınırı 2900 liradır. Bizim bütün belediyelerimizde asgari ücret net 2200 liradır. AK Partili belediyelerde, MHP'li veya diğer belediyelerde asgari ücret 2020 liradır. Dolayısıyla Sayın Başkan, ayın birinde belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda asgari ücret bütün belediye çalışanları için net 2200 lira olacak. Söz mü? Söz. 2200 lira ile 2020 lira arasında ne fark var diyeceksiniz. 180 lira fark var. Ama bir aile için bu önemli. Hele bugünkü şartlarda bir aile için önemli. 180 lirayla gidip araba alınmaz. Gidip apartman alınmaz, daire alınmaz, tarla alınmaz, arazi alınmaz. Ama o 180 lirayla esnaf kazanacak. Ya fırıncıdan, ya manavdan, ya berberden bir şekliyle bir hizmet alacak ve o para Torbalı esnafının bir anlamda kazancı olacak. Bir üçüncüsü veya dördüncüsü, hiçbir belediye çalışanının görevine son vermeyeceksin başkan. Hiçbir belediye çalışanının. Kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. Çalıştığı sürece, emek harcadığı sürece, verilen görevleri yaptığı sürece hiç kimsenin görevine son vermeyeceksin başkan. Bunun da sözünü istiyorum. Söz. Ama şu var, belediye başkanlarımız istihdam yaratacaklar. Yeni insanlar alacaklar. Kreş yapacaklar. Her mahalleye bir kreş en azından. Çalışan kadın varsa çocuğunu güven içinde getirip kreşe bırakmalı. Kadın çalışmıyorsa onun da bir gezmeye hakkı var, alışveriş yapmaya hakkı var, pazara gitmeye hakkı var, bir alışveriş merkezine gitmeye hakkı var, komşusuna gitmeye hakkı var, bir cenaze kalkmışsa başsağlığına gitme hakkı var. Onun da çocuğunu güven içinde bırakabileceği bir kreşe ihtiyacı var. Dolayısıyla her mahalleye bir kreş yapacağız. Kreş ne demek? En az 10 kişi demek. En az 10 kişinin çalışabileceği alanlar demek. Dolayısıyla belediye başkanı aynı zamanda istihdam yaratacak. Yeni iş alanları yaratacak. Bunu şunun için söylüyorum. Bir yıl içinde işini kaybedenlerin sayısı 1 milyon 11 bin kişi. Resmi rakamlar. 1 milyon kişi evine ekmek götüremiyor. 1 milyon kişi sorunlu. 1 milyon evde en azından huzur yok. 1 milyon evde bereket yok. 1 milyon evde baba çocuğunu harçlık veremiyor. 1 milyon evde anne çocuğunu aç yatırmak zorunda kalıyor. Ve bununla da biz mücadele etmek zorundayız. Sarayda oturanlar bunun farkında değil. Ama biz bunun farkındayız. Sarayda oturanlar Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor bunları bilmiyorlar. Ama biz biliyoruz. Sarayda oturanlar toplumu bölmek istiyorlar. Ayrıştırmak istiyorlar. Kavga istiyorlar. Biz kavgadan yana değiliz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyiz. Bizim felsefemizde,
bizim inancımızda, bizim yetiştiğimiz kültürde insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve başımızın üstünde yeri vardır. Hiç kimseyi kimliğinden ötürü, inancından ötürü, yaşam tarzından ötürü asla ötekileştirmeyiz. Bütün insanları kucaklarız. Torbalı aynı zamanda bir sanayi kenti, biliyorum. Torbalı aynı zamanda bir tarım kenti, bunu da biliyorum. Torbalı'da işsizliğin de olduğunu biliyorum, bütün Türkiye'de olduğu gibi. Bütün bu sorunlar hepimizin gündemindedir. Bakın, sadece geçen yıl Yunanistan'dan 113 milyon dolarlık pamuk ithal edildi. 113 milyon dolarlık. 15 milyon dolarlık tütün ithal edildi. Memlekette tütün, o Türk tütünü vardı, dünya markası olan. Pamuk vardı, ihraç ederdik. Geldiğimiz nokta ne? Tarihle bugünü kıyaslayalım. Cumhuriyet ilk kurulduğunda pamuk ihraç ederdik. Tütün ihraç ederdik. İncir ihraç ederdik. Üzüm ihraç ederdik. Ve fabrika kurardık. O fabrikalarda binlerce kişi çalışırdı. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Fabrikaları sattık, domates ithal ediyoruz. Patates ithal ediyoruz. Soğan ithal ediyoruz. Geldiğimiz nokta budur. O nedenle de işsizlik var. İşsizliği çözmenin dünyada bir yolu var. Üreteceksin. Türkiye üretecek ki istihdam olsun. İnsanlar çalışsın. Hayatın her alanında üretim olmalı. Üreten Türkiye güçlü Türkiye'dir. Üreten Türkiye saygın bir Türkiye'dir. Bunu yapmak ve yaşatmak zorundayız. AK Partili kardeşlerime de seslenmek isterim. Geçen seçimlerde veya daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. AK Parti'ye oy verdi diye hiçbir vatandaşıma niçin oy verdin diye bir suçlama yapmadım. Ama şimdi geçmişte AK Parti'ye oy verip 17 yıl iktidarda tutan kardeşlerime seslenmek isterim. 15 yıldır oy verdin. 15 yıldır tek başına iktidar yaptın. 15 yıldır istediği kanunu çıkardılar. 15 yıldır, affedersiniz, 17 yıldır istedikleri kararnameyi çıkardılar. 17 yıldır istedikleri vali, kaymakamı, müdürü, rektörü, genel müdürü, müsteşarı atadılar. Yani devletin bütün kadrolarını atadılar. 17 yıldır. 17 yıldır dediler ki şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bütün fabrikaları sattılar. 70 milyar dolar gelir elde ettiler. 70 milyar dolar. Yani sizlerin vergileriyle kurulan fabrikaları sattılar. Ve şimdi 17 yılın sonunda bu güzel ülkede insanları getirip soğan kuyruğuna soktular. Şimdi AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Elini vicdanına koy sevgili kardeşim. Elini vicdanına koy ve düşün. Şunu söyle. Kardeşim, oy istedin, oy verdim. Tek başına yöneteceğim dedin, tek başına yönettin. Gelirken Ankara'ya ilk geldiğinde ben Keçiören'de bir evde oturacağım dedin. Ben sevindim dedin. Sonra milletvekili lojmanlarını kaldırdın. Milletin vekili milletin arasında yaşamalı dedin. Eyvallah. Peki ne oldu da sonradan bütün bunları aldın, bir tarafa attın, gittin saraya yerleştin ve vatandaşı unuttun. Milleti unuttun. 3000 kişilik koruma ordusuyla geziyorsun artık. Böyle bir şey olur mu diye kendi vicdanına sor AK Partili kardeşim. Kendi vicdanına sor. Ben bunu istiyorum senden. Dolayısıyla Türkiye yeni bir sürecin içinde ve bu süreci hepimiz iyi değerlendirmeliyiz. Sandığa giderken düşünmeliyiz. Ne oluyor bu memlekette? Freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Neyin planı yapıldı, neler yapıldı? Kimsenin haberi bile yok. Nedir? Nerede neler yapıldı? Kimse bilmiyor. Dolayısıyla biz sandığa giderken oturup düşüneceğiz. Elimizi vicdanımıza koyacağız ve oyumuzu öyle kullanacağız. Burada da Torbalı'da da oyunuzu kullanacaksınız. İnşallah sandığa gideceksiniz. Sevgili bir belediye başkanınız var. Sayın Uygur,
İnşallah ona oy vereceksiniz ve o seçilecek. Belediye başkanlığı koltuğuna oturacak. Size hizmet edecek. Sizler için çalışacak. Sizler için mücadele edecek. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Torbalı için. Ülkücü kardeşlerime de seslenmek isterim. Ülkücü kardeşlerime. Yani biz milliyetçiyiz diyen kardeşlerime de seslenmek isterim. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçilik. Dünyada kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan hiçbir devlet yoktur. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan dünyada hiçbir devlet yoktur. Sevgili milliyetçi kardeşim, eğer gerçekten milliyetçiysen, samimi olarak milliyetçiysen, senin tank palet fabrikanı, yani orduya ait bir silah fabrikasının %49.9'unu, yani en büyük hisseyi yabancı bir orduya, yani Katar ordusuna satan insanlara asla ve asla oy verme kardeşim, oy verme. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik birlikte yaşamadır. Milliyetçilik bu ülkenin taşına toprağına sahip çıkmaktır. Milliyetçilik her türlü tehlikelere karşı, ülkeye gelecek olan tehlikelere karşı göğüs germektir, mücadele etmektir. Milliyetçilik üretmektir. Milliyetçilik çalışmaktır. Milliyetçilik alın teridir. Milliyetçilik Torbalı'dır. Torbalı'da yetişeceğiz. Torbalı'da çalışacağız. Torbalı'da mücadele edeceğiz. Milliyetçilik budur. Silah fabrikasını götürüp yabancı bir orduya satıyorsan buna izin vermeyeceksin. Nerede? Sandıkta izin vermeyeceksin. Diyeceksin kusura bakma kardeşim. Ben kendi ülkemin, kendi ordumun silah fabrikasının yabancı bir devlete, yabancı bir orduya satılmasına karşı çıkıyorum. İzin vermiyorum. O nedenle de sana oy vermiyorum diyeceksin. Ve ben bunu istiyorum. Milliyetçi kardeşlerimden, ülkücü kardeşlerimden. Efendim, akşam oldu biliyorum. Akşam oldu biliyorum. Keyifli bir sohbet mi yaptık onu da bilmiyorum ama şunu ifade edeyim. Her evde huzur istiyoruz. Her evde bereket olsun istiyoruz. Her evde yaşanabilir bir dostluk istiyoruz. Mahallede, kahvede, caddede, sokakta, fabrikada, parkta insanlar karşılaştıklarında birbirlerine güler yüzle selam versinler istiyoruz. Dolayısıyla bereketli bir Türkiye, bereketli bir Torbalı, iyi bir Türkiye, iyi bir Torbalı, yaşanabilir bir Türkiye, yaşanabilir bir Torbalı'yı birlikte inşa edeceğiz. Ve bunun için sandığa gideceksiniz. Oylarınızı kullanacaksınız. İsmail Başkan'ı seçeceksiniz. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Tabii sadece İsmail Başkan'a oy vermek yetmiyor. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçeceksiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız o bir bayrağı devraldı. Aziz Hoca'dan güçlü bir bayrak devraldı. Aziz Hoca sadece İzmir için değil, bütün büyükşehir belediyeleri için önemli projelere imza atan ve örnek alınan bir belediye başkanı olmuştur. Onun bayrağını Tunç Soyer sonuna kadar taşıyacak. Birlikte taşıyacaklar. Her türlü desteği vereceğiz. Ve İzmir gerçekten de Türkiye'nin batıya açılan kapısı olacak. O bir dünya markası haline geldi. Onu daha görkemli bir marka haline getirmek hepimizin ortak görevi olacak. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.